yeniden gıda krizlerine çözüm olacağı düşünülüyor. Birleşik Devletleri'nde ırkçılığın yaygın olduğu 1930'lu yıllarda Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği kapılarını siyahi caz müzisyenlerine açmıştı. İşte o yıllarda Türklerin ırk ayrımına karşı bu kucaklayıcı hikayesi tarih sayfalarından çıkarak yeniden notalarla canlanıyor. 1930'ların ırkçı Amerika'sında Türkiye'nin 2. Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'le oğulları Ahmet ve Nesuhi Ertegün Büyükelçilik kapılarını siyahi caz müzisyenlerine açmıştı. Washington Büyükelçiliği rezidansında bugün de onların onuruna Ertegün caz serisi konserleri sürüyor. O dönemde ırk ayrımına karşı Türk kültürünün ne kadar kucaklayıcı olduğunu göstermeyi hedefleyen etkinlik uzun bir planlamanın ardından uygulamaya geçirildi. Ailece hem Türkiye'nin ve Türk insanının o vasıflarını burada tanıtmışlar hem de aynı zamanda buranın tarihine de bir hizmet etmişler, katkıda bulunmuşlar. Rezidansta bir zamanlar dünyaca ünlü caz müzisyenlerinin bir araya geldiği müzik salonunda The Helen Sand dörtlüsü sahnede. Bu sadece tarihi değil, aynı zamanda çok özel bir olay. Büyükelçi ve Türk hükümetini kutluyorum bu etkinlik için. Çok önemli bir caz etkinliği. Özellikle Afrika kökenli caz müzisyenlerinin tarihi açısından. O yıllarda caz müziğinin yankılandığı bu odalar aslında büyük bir cesaretin ve devrimin de şahidi oldu. Çünkü o yıllarda değil siyah müzisyenlerin böyle beyazlara ait binalarda bulunması, müzik yapması, ön kapıdan bile bu binalara girmeleri yasaktı. Elbette o dönemde bu gelişmelere tepki gösterenler olmadı değil. Gelişmeler üzerine bir Güneyli senatör Büyükelçi Ertegün'e öfkeyle bir mektup yazar. Sayın Büyükelçi, ben her gün kapınızın önünden geçerken çok sayıda siyahi insan görüyorum. İçeri girip çıkıyorlar. Gördüklerim doğru mudur? Onlara bu şekilde muamele edilmemesi gerek. Türk Büyükelçisi'nin bu mektuba cevabı da tarihte yerini alır. Evet sayın senatör, gördükleriniz doğrudur. Zira biz diyor dostlarımızı her zaman ön kapıdan ağırlarız. Onlar da bizim dostlarımızdır. O yüzden o kadar çok insanı görüyorsunuz. Sizi de diyor her zaman bekleriz. Geldiğinizde ağırlamak isteriz. Ama tabii ki sizi arka kapıdan alırız diyor. O dönemde siyahiler gerçekten insan sayılmıyorlardı. Afrika kökenli Amerikalıları Türk Büyükelçiliği konutuna çağırmak ve onlarla müzik yapmak kesinlikle inanılmaz ve büyük bir olay. Gerçekten tam bir cesaret göstergesi. Türklerin kucak açması ve onları rahatlatması başka Amerikalılara da örnek oldu. Büyükelçi Tan, o dönemde bugünkü kadar tanınmayan Ray Charles, Sammy Davis Jr., Ruth Brown, Duke Ellington gibi büyük caz müzisyenlerinin bu çatı altında müzik yaptığını vurguluyor. Türkiye'nin Türklerin hoşgörüsünü 1930'lu yıllardan 2011 yılına taşıyan bu caz konseri Türkiye Büyükelçiliği'nin Washington konutunda gerçekleşiyor. Bu konserler o kadar popüler, o kadar revaçta ki sadece davetliler değil, Facebook'tan kazanan 5 talihli de bu konseri izlemeye hak kazanıyor. Şanslı olanlar Ertegün kardeşlerin beyazlar ve siyahların birlikte sahne aldığı konserleri düzenlediği o günleri yeniden yaşıyor. Evet, Washington